Merhaba arkadaşlar, yeni bir programla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile beraber hem İstanbul seçimlerinin sonucunu, bitirilmez vatanın verilmemiş olmasını ya da Yüksek Seçim Kurulu'nun hala karar verememiş olmasını, öte yandan da HDP'nin bazı seçilmiş adaylarının mazbatalarını iptal edilmiş olmasını da değerlendireceğiz. O çerçevede bir program yapmaya başlayacağız. Evet, bütün herkesin kilitlendiği nokta, işte bunca zaman geçti, neredeyse 2 haftaya yaklaşıyoruz. Ama bir türlü seçim sonuçlanmadı, özellikle İstanbul seçimi. Ve YSK'dan da karar bekleniyor. Bir türlü de o karar çıkmıyor. Bu normal itirazların kendi sürecini tamamlamasını da aşan bir durumla karşı karşıyayız gibime geliyor. Şimdi seçim gecesi Erdoğan İstanbul'daki konuşmasını yapmadan önce canlı yayınımızı kapatmış idik ve ben orada bu seçimi İstanbul'u muhtemelen İmamoğlu'na vermezler demiştim. Evet. Bunu söylerken bir ihtimal olarak bu ihtimalin daha baskın göründüğünü bana söylemek gibi derdim. Sonra Erdoğan'ın konuşmalarını müteakip, ilk gün konuşmalarını müteakip ve oradaki tutumundan ilhamla terazinin öteki tarafını biraz daha ağır bastığını düşünmeye başlamıştım. Ama işte hepimizin bildiği, muhtelif şekillerde yorumladığı, parti içi bir hesaplaşmanın, işte yeni bir pelikan hamlesinin olduğu türünden iddialarla İstanbul seçimi bir kara deliğe dönüştü. Evet. Sanki parti yönetimi yenilgiyi kabul etmiş gibi bir eğilim içerisindeydi. Bir grup işi yeniden tartışmaya açtı ve uzaktı gibime geliyor. Yani içeri parti içerisinde bir hesaplaşma aynı zamanda bu. Benim şahsi bakış açımdan bu sürpriz değil. Seçimden önce yaptığımız konuşmalarda da söylemiştim. Sonuçta Erdoğan işler yolunda gitmediği zaman 3-4 gün ortadan kayboluyor. Bu arada birileri ya görevlendirilmiş olarak veya kendi kendilerine görev biçerek mayine şeyi gibi ortaya çıkıyorlar. Yolu temizliyorlar. Yolun temiz olduğuna emin olduğu zaman da Erdoğan o yolu yürüyor. Eğer yol temizlenmiyor ise o yolu yürümüyor. Şimdi bizim burada tartışıyor olduğumuz hususun aslında tartışılıyor olmaması gerekiyor. Teknik olarak baktığımız zaman. Çünkü burada Erdoğan bir taraf, her ne kadar bütün yetkileri elinde toplamış, yeni sistem değil, bütün yetkileri elinde toplamış olsa da teorik olarak baktığımız zaman Erdoğan bir taraf ve burada hakem YSK. Biz de ilk gece YSK'nın tutumunu, tavrını pozitif bulmuş idik. Ama bu itiraz sürecinde göründü ki YSK bizim o gece kendisine övgüyü düzerken acele ettiğimiz bir kurummuş. İzlenim yani, uyandırdı. Öyle bir izlenim uyandırdı. Bu tabii acılı bir şey. Çünkü eninde sonunda Türkiye'de siyasetin alanı herkesin söyleye geldiği gibi sadece seçmenin siyasetteki rolü de sadece seçim sandığında oy kullanmaya indirgenmiş idi. Orası da tartışılır, orası da güvenilmez olduğu andan itibaren buradan sonrası için siyaset yapmanın alanının çok daha daralacağı, imkansızlaşacağı, zaten daralmış olan alan imkansızlaşacağı gibi bir durum var. Bunu nasıl yönetecek Türkiye'yi yönetenler? Bunu göreceğiz. Ama ana hatları itibariyle YSK görüldüğü kadarıyla işi bu kadar sulandırmaya izin vermemesi gereken bir durumdur. Çünkü çok gördüğümüz kadarıyla hukuken çok da daha kendisine daha önce verdiği kararlarla çelişen kararlar verip bir takım itirazları dikkate aldı. Evet. Ve bunları da genel olarak iktidar tarafından geldiği zaman dikkate aldı. Ama muhalefetten benzer itirazlar geldiği zaman dikkate alınmadı. Burada yani aynı kurum, aynı kurul, tas tamam aynı itirazlar bu taraftan geldi dikkate alıp bu taraftan geldi dikkate almamak gibi bir şey yaptı. Bu da benim anladığım kadarıyla zaten durum da artık sandıkların sayılarak sonucun değişme ihtimali kalmadı. Bunu AK Parti de kabul etti. O yüzden Büyükçekmece'yle ilgili olarak yaptığı müracaatta seçim burada yenilensin diyor. Şimdi tabii bir başka tartışma teknik olarak da hangi seçim yenilenecek? Oradaki bütün seçim mi?
yani meclis üyeliği ve belediye başkanlığı, Büyükçekmece Belediye Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri, hatta mutlak seçimlerde yenilenecek mi, yoksa sadece Büyükşehir için mi bir yenilenme istenecek? Bu da çok net değil tartışmalarda. Yüksek Seçim Kurulu'da erteledi bu kararı verme konusunda. Geriye teknik olarak bütünüyle seçimin yenilenmesi, yani İstanbul'da en azından Büyükşehir seçiminin yenilenmesi gibi gündeme geliyor. Eğer seçim bir arada olduğu için, tek zarflı olduğu için birisini yenilerse bu sefer meclisi de yenilemen gerekiyor. İş, yeniden seçim yapılabilir mi? Yani milletin kafasındaki soru şu. Belli ki bir çevre yeniden seçim istiyor. YSK hala direniyor yeniden seçim yapılması konusunda. Tartışma da bu noktada. Bugün Kabaoğlu yeni seçim ihtimalinin hukuken imkansız olduğuna dair bir açıklama yaptı. Evet. Yani eğer 8 Nisan'a kadar başvurmuş olsaydı bir ihtimal vardı ama hukuken şimdi artık mümkün değil dedi. Ben işin hukukunu bilmem. Ama Kabaoğlu haklıysa demek ki yeniden seçim yapmak için hukuku zorlanması konusunda yeni bir iktidar açması. Ne diyorum ya? Yeni iktidarı da açması gerekecek YSK'nın. Ama bütün bu şartlar altında biz yani evet yine bile yapılabilir kaygısı taşıyor muyuz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak? Taşıyoruz. Bu işte asıl üzerinde düşünmemiz gereken hallerden bir tanesi bu. Yani bu şekliyle bir ülke yönetilebilir mi? Yani biz elimizdeki verilerle, mevcut hukukla neyin nasıl sonuçlanacağı konusunda herhangi bir öngörüde bulunamadığımız durumda bu ülke yönetilebilir bir ülke olur mu? Bence ülke yönetenlerin bunu düşünmesi gerekiyor yani. Düşünürler mi? Çok düşüneceklerini zannetmiyorum. Peki ne elde etti AK Parti süreci uzatarak? Yani maksadı neydi burada? Yani seçimin muhtemelen değişmeyeceğini, oyların değişmeyeceğini AK Parti de biliyor. Özellikle Erdoğan da biliyordur yıllardır seçimle yaşayan, seçim konusunda en tecrübeli isim olarak bilinen bir kişi. Oy sayarak değişmeyeceğinin farkındaydılar. Ama burada ne elde ettiler? Ne İki şey var. Birincisi daha önce söylemiştim. Sonuçta Mazbata'yı İmamoğlu'na verirlerse bile kazananların burunlarından geçirmiş olacaklar. Kazanan kazandığının tadını çıkaramazsın. Birincisi yani bunun psikolojik olarak çok Erdoğan'dan dalga dalga aşağıya doğru yayıldığını düşünüyorum. Ama esas mesele şu, sonuçta ileride tekrar kullanmalarını kullanabilecekleri bir, yani bize karşı yine bir komplo yapıldı, bir düzen kuruldu diyebilecekleri bir bulanıklık yaratmak derdiler. Şimdiye kadar bütün yaptıkları kanunsuzlukları, hukuksuzlukları bu tür bulanıklıkların içinde yaptılar. Yani istersen buradan şeye bağlayabiliriz, yani 15 Temmuz bahane edilerek bir OHAL ilan edildi, hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin hukukuna göre olağanüstü hal ilan edilmesi için gerekçe gösterilen konu dışında KHK yayınlanamaz ama yayınlandı. Biliyor insan 15 Temmuz'da ilişkilendirilmeden ama 15 Temmuz olağanüstü hukuk halinin içinde işinden gücünden edildi, akademisyenler işten atıldı, bunlar yapılırken 15 Temmuz'la hiç ilişkilendirmeye bile çaba harcanmadı yani. Ama işte bir bulanıklık yaratıldı 15 Temmuz marifetiyle. Biz aman ülke olarak şöyle bir, iktidar olarak şöyle bir taarruz altındayız gibilerden bir bulanıklık yaratıldı. Bu bulanıklıktan istifade bir tırnak içine temizlik gerçekleştirildi. Bunların tamamı kanunsuz, hala kanunsuz. Ama toplum yine de bir anlayış gösterdi. Hani bir kalkışma oldu, bir darbeye girişimi oldu. Buna karşı bir netice alındı ve dolayısıyla bir takım insanlar suçluydu. Bunlar ayıklandı. Haksız ama toplum da bir prim verdi. Yani tamam, bir kalkışma yapanların da cezalandırılması lazım doğal olarak. O durum, bu durumu tabii vatandaş bilecek değil. Vatandaşın bunları bilmesi gerekiyordu yani sonuçta teknik olarak. Vatandaşın bunları bilmesini sağlamakla yükümlü olan hem iktidar hem muhalefet. Muhalefetin burada, ya bir dakika, siz bunu Gülen cemaati çetesi için onu hedefe koyarak çıkardınız. Ama burada barış imzacılarını işten atıyorsunuz. Bunun ilişkisi nerede diye zorlaması gerekiyordu.
Tabii orada örgütsel ilişkiyi kurması gerekiyordu ki o ilişki yoksa niçin açıyorsun? Sonuçta vatandaşın kafasında evet o bulanıklık sayesinde şu oluştu yani. Evet bu atlan akademisyenler de senin demin dediğin gibi yani ortada büyük bir suç var. Bunlar da demek ki o suça bir şekilde bulaşmış. Halbuki yani bunun teknik altyapısı yok. Evet. Bunlar bulaşmış ise nasıl bulaştı? Hangi örgütsel yapı içerisinde? Örgütün neresinde yer alarak yaptıklarının ortaya konması gerekiyor? İşte vatandaşın bilgi alma, bu konularda bilgilenme ihtiyacını falan hiçe sayarak kendi bültenlerinde, gazete görünümlü bültenlerinde bir takım gürültüler çıkartma fırsatı yaratıyor bu bulanıklıklar. Şimdi de aynı şeyi yapıyorlar. O KHK'lara gelecek olursak, şimdi bu KHK'larla Yüksek Seçim Kurulu son genel seçimden önce iki tane milletvekili adayı KHK'yla işinen olmuş. Milletvekili adayı. 8 galiba seçilen şu anda öyle diyorlar. Benim bildiğim işte İslam ve Kaboğlu var. Başka da varmış. İstanbul'da iki tane olabilir. Sonuçta bu insanların milletvekili adayı olmasında bir sıkıntı yoktur. Nedir? Kararı vermeye sekan. Bu insanlar milletvekili adayı olurlar. Sonra milletvekili mazbatası sağlar ve halihazırda milletvekildir. Şimdi aynı YSK bu seçimden önce KHK'lı olan birilerinin seçilebilirlik yeterliğine sahip olduğuna dair karar verdi. O insanlar seçildiler ve şimdi diyor ki bunlar seçilemezler. Evet, burada aslında bir DSK şekli hukuka bakar. Yani baktığı nedir? Uyuyor mu uymuyor mu? Seçilme yeterliğine uygun mu değil mi? 18 yaşında mı? Türk vatandaşı mı? Bir suçu işlemiş mi? Sabit bir mahkeme kararıyla ortaya konan işlemiş bir suçu var mı? Gibi bir takım o sayılan, kanunda sayılan şeyler var. Bunları tamamladıktan sonra seçilmiş, o aşama gitmiş, kendisine onay verdi. Sonra kazandıktan sonra sen şöyleymişsin, senin sana mazbata veremeyiz dememesi lazım. Bu çünkü şekli kısmını geçiyor iş. Evet. İçerikle ilgili. Bu kanunsuz yani. Evet, bu doğru bir durum değil. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu gibi bir hukuk kurumu sonuçta kanunsuz olduğu apaçık belli olan bir takım işleri yapıyor. Evet. Yani şimdi şunu demeye çalışıyorum. Seçilmeden önce bunların seçilme yeterliği yoktur dese, demiş olsaydı, aday olmalarına engel olsaydı, bu da kanunsuz olacaktı büyük ihtimalle. Benim açımdan bakımda, pardon, bu da yanlış olacaktı ama kanuni bir kılıf uydurulabilir bir şey. Yani orada hakkı var. Evet. Sen doldurmuyorsun diyebilirim. Ama burada şöyle bir örnek var. Adana Kozan'da MHP kazandı seçimi. Ama seçimi kazananın mahkum olduğu, mahkumiyet kararı olduğu anlaşıldı ve iptal etti. Şimdi buradan hareketle bunun da ben hakem olduğumu şimdi gördüm diyebilir mi dememesi lazım normalde. Bir yandan da çünkü şu uygulama var. Milletvekili de aynı seçim yasasına tabi çünkü yerel seçimlerle parlamento seçimleri. Milletvekili KHK'lıyken seçiliyor ve görev yapıyor ise belediye başkanı da KHK'lıyken seçilmeli ve bunu da izin verdiyse Yüksek Seçim Kurulları ve ilçe seçim kurulları. Buna hiç tartışmamış konular değil yani. Değil ayrıca. Yani sonuçta şimdi KHK'lı adam aday olabilir mi olamaz mı? KHK'lı bir insan aday olabilir mi olamaz mı? Hiç tartışılmamış mevzular değil. Bunlar evet. Tartışılmış. Ve dediğin gibi sonuçta milletvekili seçiminde bu gerçekleşmiş. Yine tartışılmış. Birileri itiraz etmiş bunlar KHK'lı aday olamazlar diye. YSK bunları görüşmüş. Demiş ki yok aday olabilirler. Bir de o yönde kararı var. Evet ya bu yönde kararı var yani şimdi. Ben biliyorum Kaboğlu'na itiraz edildi yani. KHK'lı diye. Ama yani sonuçta yok KHK'lı olması milletvekili seçilmesine engel değil. Aday olmasına engel değil. Dedi YSK. İşte aynı YSK bize diyor ki ama işte şunlar evet. Bunun şöyle bir riski de var. Yani benim asıl bütün bunların tamamı başlı başına bir sıkıntı kaynağı. Ama bir de burada şöyle bir pazarlık marjı da görüyorum yani. Ben çok yakışıksız olacağını bile bile söyleyeyim. Sonuçta Kürtleri döverken CHP ile işbirliği yapıyor. CHP'ler bunlara ses çıkarmıyorlar. Şimdi CHP'lerin başına geldiği zaman bu olay buna karşılık da CHP'li adayları KHK'yla seçilmesine mani olmuyor. Şimdi böyle bir algı oluşursa
Yani kaygılı CHP'li olursa mesele değil, HDP'li evet. olursa sorun. Evet, çünkü bu çok sıkıntılı bir şey yani. Kaldı ki diyelim ki YSK'nın bu kararı vermemesi gerekiyor. Bir sorun var ise adayda, seçilen adayda zaten dava açılıyor ve düşüyor. Bir de görevden alma yetkisi de var Cumhurbaşkanı'nın. Rahatlıkla, o gerekçeyle alabilir diye. YSK'nın burada olmayan bir şeyi üzerine alıp karar vermesi doğru bir tutum değil. Yani YSK kendisini yıpratmış oldu burada. Doğru YSK'nın, tabii YSK kendisini yıpratmış oldu. Yani bu seçim boyunca şunu teslim etmek gerekir ki bu seçim birçok bakımdan çok sancılı bir seçim. Senin seçimince çok ısrarla dile getirdiğin yani yeni sistemle bir seçime gidiyoruz. Bu ne olacak? İlk tecrübe acaba ne olacak diye çok üzerinde durduğum mevzuydu. Bir yıl sonucunu yaşamış olduk. Yani YSK'nın çok ciddi bir baskı altında olduğu, pres altında olduğu, bundan önceki seçimlerde olmadığı kadar çok pres altında olduğu görünüyor. Dolayısıyla bir tür anlayış gösterme ihtiyacı da hissediyor insan. Ama yani bu tür böyle kör parmağım gözüne türden uygulamalarda o zaman da yani kendisini koruma işi YSK'nın. YSK kendisini korumazsa ve YSK da tartışılır olursa yani Türkiye'de sınırlı sayıda üzerinde tartışma olmayan kurum, organ var idi. YSK kararları her zaman tartışılıyor falan ama bu çok farklı bir karar. Yani kendi onayladığı, evet dediği bir kararı sonradan değiştirmiş oluyor. Hayır evet. Bu doğru değildi diye bu çok tartışılacak ve galiba seçimler üzerinde de ciddi bir gölge bırakacak işlerden bir tanesi. Bir de tabii doğal olarak İstanbul'un hala sonuçlanmamış olması da en büyük problemlerden birisi. Bir tartışma, hem YSK için tartışma getirecek hem de siyasal iktidar için, mevcut iktidar için bir tartışmayı gündeme taşıyacaktır. Ben bu İstanbul sürecinde AK Parti yöneticilerinin çok başarılı bir performans göstermediği kanaatindeyim. Gerek hem kamuoyuna mesaj verirken, işte en şaibeli seçim gibi açıklamalar. Tamam hani itiraz etmek haktır ve sonucuna kadar gitmek lazım. Bir oy bir oydur. Ama bir de hakkın suistimal edilmesi, olmayan bir şey varmış gibi abartarak gösterme yolunda gidilmiş olması. AK Parti'de değer verdiğim, benim şahsen çok değer verdiğim pek çok isim var idi. Onlar açısından benim açımdan biraz hayal kırıklığı da oldu. Yani daha vakur, daha gerçekçi, daha üstten serin kanlı meseleye yaklaşabilirler idi. Bu açıdan da AK Parti yönetiminin epeyce bir beceriksiz olduğu ortaya çıkmış oldu. Sadece YSK değil. Bu senin baktığın yerden öyle. Benim baktığım yerden son derece becerikliler. Çünkü bütün bu tantananın aslen suyu bulandırmak amaçlı olduğu kanaatindeyim ve bunu başardılar yani. Su çok bulanık. Yani yaptılar. Yani amaçlarına uygun olarak davranlar. Evet. Stratejik yani, bir doğru düşünmüyor. Orada da bir strateji olduğunu falan filan düşünmüyorum. Yani sonuçta bir seçimi kaybettiler. Bu seçimi kaybetmenin maliyeti, seçimi kaybettikleri gece. Yani daha önce bunu tasavvur edebilirler. Seçimi kaybettikleri gece fark ettiler diyelim. Ve yani herhangi bir tedbirleri olmadığı ortaya çıktı. Her zaman olduğu gibi işte demin dediğim benzetmeyle ortaya bir takım mayın eşekleri çıktı. Mayınlar birileri patladı. Birilerinin ayakları toprağa kaldı. Muhtemelen İstanbul İl Başkanlığı gibi bir takım kurumlar ve kişiler çok ağır fatura ödeyecekler. Ama buradan işte birileri sağlam çıkacaktır. İşleri doğru, iyi yaptıkları için yani. Yanlış işi doğru yaptıkları için. Ama bence Türkiye'nin bir kaybettiği kanaatindir. Kesinlikle. Yani bu tablonun bu şekilde cereyan ediyor olması çok hoş bir tablo değil. Özellikle İstanbul'da herkesin göz önünde olan bir seçimin böyle sürüncemeye bırakılması ve didiklenerek bir sonuç almaya yönelik çaba harcanması. Ondan da sonra çıkmayı ki iptal edelim o zaman diye başvuruya gidilmiş olması. İşte iddialara göre de sürede olduğu halde başvuru yapılmış olması da enteresan bir tablodur. İstersen burada bırakalım. YSK'nın... Bir şey daha söyleyebilirim derse. Sonuçta bütün bu sürecin içine bir de vicdan kelimesi girdi. Yani işte vicdanların tatmin olması falan işte bir kelime girdi. Hani vicdan kelimesini biliyor olduklarını bildirdi. Bu kelimeyi kullananların bu kelimenin ne manaya geliyor olduğunu bilmeleri benim
yüreğimi ferahlattı, onu da söyleyeyim yani. Avantajı oldu diyorsun. Peki. Sevgili arkadaşlar, burada bitiriyoruz. Yeni bir başka programda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.